15 Temmuz günü 10 civarında uçağa bindim. 11 civarında İstanbul'da indim. Ertesi gün dış politika strateji belgemizi hazırlayacaktık. Ve çok sayıda gazeteci arkadaşı, diplomasi yazar, çok sayıda gazeteci arkadaşımıza da bir otelde görüşmenin saatini bildirmiş. Uçakta darbe olduğunu Okan Bey geldi söyleyince önce inanamadım. Sonra koruma geldi cep telefonlarından. Önce geri inanamadım. Biz darbeye karşıyız dedim. İlk tepki bu oldu. İndik uçaktan. Sonra saat 11 küsürde Apron'a geldik. VIP salonu. Apron'dan indik. VIP salonuna geldik. Ankara'ya dönmek istedi ve Ankara'ya dönmek için sorduk. Dediler ki uçaklar kalkmıyor. Acaba Sabiha Gökçen'den gidebilir miyiz diye sorduk. Hem köprü kapalı dediler, hem Sabiha Gökçen'den de uçmuyor dediler. O zaman ne yapalım? Bir yere gideceğiz. Yani havalanda kalacak halimiz yok. Bakırköy Belediye Başkanımız oradaydı. Dediler ki oteller de şu anda, otellere de gidemiyoruz dediler. Bakırköy Belediye Başkanı da bize gidelim dedi. Gittik Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine. Nereye kaçacağız? Nereye kaçacağız yani? Bu arada ben Sayın Başbakan'ı aradım ama ulaşamadım Sayın Başbakan'a. Yani nedir bu olay diye ulaşamadım. Bir metin hazırladık, onu televizyonlara geçtik. Darbeye karşı olduğumuzu söyledik. Türkiye darbelerden çok acılar çekmiştir diye. Bütün bunları anlattım. Bunlar gazetelerin internet sayfalarında da var. Havuz medyasının internet sayfalarında da var. Şimdi ben havaalanından gelirken işte Sabah gazetesi ve onların kendi havuz medyasının televizyonları benim kaçtığımı söylüyor. Nereye kaçtım ki ben? Hangi gidişata göre pozisyon almışım ben? Sürecin gidişatı ile ilgili bunu gözlem. Efendim siz orada sözlü olarak televizyon ekranlarına bağlanıp yazılı olmanın dışında ayrıca bağlanıp bu konudaki tavrımızı gayet net koyduk. Bunu herkes biliyor, bunu Binali Bey de biliyor, bunu Recep Tayyip Erdoğan da Sayın Cumhurbaşkanı aradı, bana teşekkürlerini ifade etti. Ben teşekküre gerek yok çünkü darbeye karşı çıkmak demokrasinin hepimizin ortak görevidir diye söyledim. Ve o gece ben daha havaalanındayken genel başkan yardımcısı arkadaşlarıma telefon ettim, derhal meclise gidin. Grup başkan vekillerine telefon ettim, derhal meclise gidin, meclise genel kurulu açın. Ve ilk oraya giden milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleridir. Bir telefon konuşmasından bahsediliyor Sayın Kılıçdaroğlu. Böyle 12 dakika, 16 dakika kimle konuştunuz? Bunu bizimle bir dakika mısınız? Dahi ya da bir saniye ya da yarım saniye konuştuğumu ispat etsinler. Emin olun bütün siyaseti bırakacağım. Bu kadar ben kendime güveniyorum. Peki bunu söyleyenlere ben ne söylemem lazım? İspat edemezlerse. Hakan Bey ne söylemem lazım? Müfteri desem hafif kaçar. Yalancı desem hafif kaçar. Çünkü neden? Bu insanlar devleti yönetiyorlar. Bu 15 Temmuz ve sonrasını da kendilerine açık ve net sizin programınızdan hodri meydan diyorum. Bir daha söylüyorum. Hodri meydan. Yüreğiniz, cesaretiniz varsa 15 Temmuz gününü, 14 Temmuz gününü ve bugünü oturup tartışırız. Bütün bu FETÖ iddialarını vesaireyi hazır mısınız? Hepsini bakın. Peki. Bakın yürekleri varsa, cesaretleri varsa bana iftira attıkları için özür dileyerek söylüyorum. Namuslarına saygıları varsa gelirler benim önümde yiğitçe, erkekçe tartışırlar. Ben de tartışırım. Bütün veriler elinizde. Benim telefonlarımı sabah günü 24 saati zaten dinliyorsunuz. Dinleniyor musunuz? Ben biliyorum zaten dinleniyorum. Mail adresime ne dedi Adalet Bakanı? Kılıçdaroğlu'na mail gelmiş diye. İspat etti dedim. Demek ki benim mail adreslerimi de takip ediyorlar. Edin. Hatta arzu ediyorsa Sayın Başbakan'a, arzu ederse Sayın Cumhurbaşkanı'na, arzu ederse Sayın Adalet Bakanı'na, arzu ederse İçişleri Bakanı'na benim mail şifremi verebilirim. Telefon numaramı da zaten biliyorlar. Verebilirim. Benim ülkemi sevmekten başka hiçbir kusurum yok. Eğer kusursa, eğer yanlışsa onlara göre. Neden darbenin üstü örtülmek isteniyor? Neden? Neden darbe kapatılmak isteniyor? Neden? Neden baylok listeleri açıklanmıyor? Neden? Neden? Neden bu işin siyasi ayağı yoktur diye açıklama yapılıyor? 248 şehidin hesabını kim soracak? Kim soracak? Yahu terör örgütünün içinde baklavacı çıktı.
Çikolatacı çıktı. Esnafı çıktı. Sanayicisi çıktı. Belediye başkanı çıktı. Siyasisi yok. Kim bu siyasiler? Kim bu dosyayı kapatmaya çalışıyor? Kim darbelere karşı? Ben miyim, onlar mı? Ben sonuna kadar gidin diyorum. Kime uzanırsa uzanın, uzansın gidin diyorum. Beyler dosyayı kapatmaya çalışıyorlar. Ben o 248 şehidin hakkını soracağım. Bu benim görevimdir.